Herkese merhaba. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi aslında bu bilgilendirme videosu. Yetenek sınavında ve yetenek sınavına hazırlık sürecinde neler yapmalısınız onlardan bahsedeceğim size. Kendi deneyimlerimden de yola çıkarak bunları bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben sınava girerken keşke bu uyarılar bana da yapılsaydı diye düşündüğüm yerler var. Onları da size aktarmaya çalışacağım. Bunu da şöyle düşünün. Sınava girmeye karar verdiniz. Sonra o sınava hazırlanmaya başladınız. Sonra sınav için başvuruda bulundunuz. O sınava girmek için o okula gittiniz. O okulun bahçesinde sınavı bir anını bekliyorsunuz. Size sıranın gelmesini bekliyorsunuz. Sonra size sıra geliyor o sınava giriyorsunuz ve o sınavdan çıkmayı bekliyorsunuz. Sonra o sınav bitiyor ve çıkıyorsunuz. O süreçte yaşadıklarımı ve yaşayacaklarınızı bilmeniz gerekenleri size anlatacağım. bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Sormak istedikleriniz varsa benim gözümden kaçanlar olabilir. Sizin söylemek istedikleriniz olabilir. Lütfen aşağı yorumlar kısmında bunu yazın. Bu tarz içerikleri de geldiği zaman kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Siz de kanala hala abone değilseniz abone olmayı, Yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Evet size İlk başta kısaca kendimden bahsedeyim. Bir videoda anlatmıştım ama yine kısaca bir anlatmak istiyorum. Bu bilgilendirmeden önce biraz deneyimlerim hakkında fikir edinebilin diye. Ben Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Sinop, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği okudum. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ses teknolojileri tezli yüksek lisansı yaptım. şimdi Bunların tezli yüksek lisansa da tabi belli bir mülakat oluyor ama asıl yetenek sınavı kısmı Güzel Sanatlar Lisesi ve e, üniversiteye girişteki yetenek sınav aşamaları. Lisede girerken bir hocayla çalıştım, beni yönlendirdi, yeteneğim olduğunu söyledi, oraya gidebileceğimi bana tavsiye etti, okulu anlattı, ailemle konuştum, kabul ettiler ve bu süreç benim için başladı. Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olduğum halde, üniversiteye girerken kafamda bir sürü soru vardı. Konservatuara mı gitmeliyim, eğitim fakültesine mi gitmeliyim? Konservatuvar ve eğitim arasındaki, fakültesi arasındaki farklar neler? İkisinden birini neye göre seçmeliyim? Bunlarla ilgili bir sürü sorular vardı. Oradaki hocalarıma sordum. Onlar anlattılar. Onlarla bilgilendim ve öğretmenliği seçtim. Yani eğitim fakültesini seçtim. İkisi arasındaki farkı siz de bilmiyorsanız ve merak ediyorsanız yukarı kartlara bırakıyorum. Ben o ikisi arasındaki farkları anlattığım bir video var. Oradaki kartlardan o videoda ulaşabilirsiniz. Bu süreçte şunu yapmanız gerekiyor. Zaten hepiniz sınava hazırlanmaya başlıyorsunuz. Sınava hazırlık sürecinde... Ee, Olabildiğince iyi bir eğitmenle çalışmanızı size tavsiye ediyorum. Eğer maddi imkanınız yoksa özel ders almaya ya da bulunduğunuz şehirde özel ders veren hocalar yoksa mecbur YouTube'dan benim kanalımdan ya da benim gibi ders veren diğer kanallardan çalışarak kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Ya bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim: Sizlerle online yetenek sınavı yapacağız canlı canlı. Eğer siz de online yetenek sınavına katılmak istiyorsanız Instagram'dan bana özelden e mail adresinizi gönderin. Oradan sizinle iletişime geçerek bu süreci devam ettireceğiz nasıl olacağını. Sonra ben zaten kanalımdan ve Instagram'dan sınav tarihlerini duyuracağım. Instagram aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan beni takip edip özelden de mesaj atabilirsiniz. Siz de online yetenek sınavına katılmak istiyorsanız canlı yayında. Sadece sınav gibi düşünmeyin ders gibi de düşünün. Eksikleriniz atıyorum tek ses, çift ses, üç ses çalışırken eksikleriniz varsa nerelerde eksiniz olduğunu da size söyleyeceğim. O konuda da kendinizi toparlamanız için size yardımcı olacağım. Ee, bu süreci böyle geçelim. Bunu da söylemiş olayım aklıma gelmişken yani katılmak isteyen arkadaşlar olursa diye. Ee, siz Sınava hazırlık sürecinde elinizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz ama tek çalışırken bir sürü dezavantajı oluyor. Yaptığınız hataları görmüyorsunuz. Gözden kaçabiliyor. Ne yapacağınızı bilmeyebiliyorsunuz. İşte ben de o orada devreye giriyorum. Elimden geldiğince her şeyi anlatıyorum. Kanalıma gireceksiniz. Oynatma listesinde işinize yarayacak bir sürü video bulacaksınız. O işin ayrı bir yönü. İkincisi bir hocayla çalışanlar ama iyi bir hocayla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu süreç çok sistemli ilerlemesi gerekiyor sistemli, sıkı bir şekilde iyi bir hocayla çalışıp ve ders haricinde e, kendinizle atıyorum öğretmenle çalıştığınız o haftada bir gün, bir saat belki ders alıyorsunuz. Onun haricindeki haftanın 6 günü kendiniz çalışmanız gerekiyor sistemli, sıkı bir şekilde. İyi bir hocayla çalıştığınızı varsayarak anlatıyorum. Bu hoca size diyecek ki şurada eksiğiniz var, burada eksiğiniz var. Şunu şu şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Kulak ardı etmeyin. Ben onu yaparım, sonra yaparım demeyin. Yapın. Ona çalışın. Eksiniz neyse onun üzerine daha çok ağırlık verin. Bunu zaten her videomda söylüyorum. Bu süreci de geçtik. Gerçekten çok iyi bir hazırlanma süreci geçirdik. Daha sonra sınav tarihleri açıklandı ve başvurularınızı yapmaya başladınız. Oradaki size söyleyeceğim en önemli şey sınavın yani kaydın son gününe bırakmayın başvurunuzu. Çünkü en sonlara kalıyorsunuz. En sonlara kaldıkça sınavda beklerken ki stresiniz artıyor. Sıra bana ne zaman gelecek? Ne zaman gireceğim? Bak onun da bitti, bunun da bitti. Keşke ben de girseydim, bitseydi diye bir strese gireceksiniz. Onun haricinde sınavdaki jüriler yorulmuş olacak, kulakları yorulacak, beyinleri yorulacak, bedenleri yorulacak. Sizin doğru verdiğinizi belki yanlış duyabilecekler. Yani sonuçta bizler de insanız yanlış duyulabilir. Onun için kesinlikle genelde biz onu yapıyoruz. Sınavın son yani başvurunun son gününde sınava kayıt olmaya gidiyoruz. Onu yapmayın. Size tavsiyem maksimum 40. 50. sıralarda girin en geç. Daha erken de girebilirsiniz. Ama maksimum 30, 40 o arada girmeye çalışın. Çünkü çok beklememiş olacaksınız, çok fazla strese girmemiş olacaksınız ve hocalar çok fazla yorulmamış olacak. Çünkü o okulun bahçesindeki stres, sınavın içerideki sınavdan daha fazla stres. Orada herkes psikolojik e, sınav veriyor aslında. Sizin gibi yüzlerce kişi orada bekliyor. E, o birisi sınavdan çıkıyor, o çok güzeldi, çok kolaydı diyor. Öbürü çıkıyor, çok zordu diyor. Siz acaba diyorsunuz ki ne kolay ne zor. Kafanız karışıyor, sınava konsantre olamıyorsunuz. Elinizden geldiğince dışarıda sınavı beklerken kimseyle muhabbet etmeyin. Sınavdan çıkın ondan sonra istediğiniz gibi herkesle muhabbet edebilirsiniz. Bunu unutmayın. Çok geç ya da çok erken sınava girmeyin. Ama sınavın ilk gününde öğleden sonra akşam üzeri gidip kaydınız olun. Ya da ikinci gününde en geç kaydınız olun. Hatta kayıt olmaya gittiğinizde sorun kaç kişi başvuru yaptı. Örneğin 10 kişi dedi. Bence kayıt olmayın. bekleyin e, ertesi gün ya da öğleden sonra tekrar gidin. Kaç kişi kayıt oldu? 25-30. Tamam değil. Girin kaydınızı olun. Bu ayrı bir sınav çünkü. Bunu herkes göz ardı ediyor. Göz ardı etmeyin. Okulun bahçesinde kimisi enstrümanla çalacak, kimisi şarkısını söyleyecek. Siz diyeceksiniz ki o bu çok yetenekli, bu böyleymiş. Kimisi çıkacak içeriden. Ezgi tekrar aslında çok zor ama diyecek ki çok kolay. Siz gireceksiniz bir bakacaksınız ki zor. O çocuğun dediğini düşünürken ya da kızın dediğini düşünürken Sınav gidecekti. Ezgi tekrar bitti zaten. Gitti hakkınız. Onun için kimseyle muhatap olmamaya çalışın sınava girene kadar. Kendi içinize çekinin. Konsantre olarak sınava kendinizi hazırlayın. Sıranız geldiğinde gidin sınavınıza girin. Bunu da cebe aldık. Unutmayın kesinlikle bu çok önemli çünkü. O psikolojik sınavda dışarıda yenilirseniz içeride de yeniliyorsunuz. Buna emin olun. Daha sonra içeri giriniz. Jüriler güler yüzlü olabilir. Somurtkan olabilir. Bunlara kesinlikle aldırış, aldırış etmeyin. ...içeri girin. Merhaba. Siz güler yüzlü olun, saygılı olun. Ee, hocalar asık suratlı olsa bile, siz güler yüzlü ve saygılı olun. Ee, merhaba. Geldim. İşte adın ne? Nereden geldin? Nerede okudun? Soruldu. Hazır mısın? Hazırım. Zaten hazır olmasan da hazırım diyeceksin. Ve sınav başlar. Tek ses, çift ses. Orada kesinlikle hocaların yüzüne bakıp doğru mu, yanlış mı veriyorum diye anlamaya çalışmayın. O sizi demoralize eder. Hoca belki doğru da versen, asık suratlı bir insan. O zaman sen demoralize olacaksın. Bakma. Belli bir yer belirle, bir odak noktası belirle. Yere bak, tavana bak, gözünü kapat. Yani o kişiden kişiye değişir. Kendine nasıl konsantre olacaksın onu belirle ve sınav bitene kadar o konsantreni sürdür. Zaten maksimum 3 dakika sürecek o 3 dakika tamamen içine kapan, sınava odaklan. Çünkü e, o zaman o sınav gidiyor olmuyor. Bunu da cebi aldık. Konsantre, tam konsantre. Bir diğeri sınavda tek ses bastı çift sese geçti, üç sese ya da iki seste size baslı bir tanesini verdiniz. Tam verirken yanlış verdiğinizi fark ettiniz. Olabilir. Çünkü sınav bu adı üstünde. Yanlış verdiğinizi fark ettiniz ya. O yanlış gitti. Yani onu unutun. O geride kaldı artık. Siz onu yanlış verdim diye düşünürken yeni geleceği de yanlış vereceksiniz. Çünkü siz onu düşünüyorsunuz hala. Buraya odaklanamadınız. Ondan sonra onu da yanlış vereceksin. Üf moral iyice çökecek zaten. Sonraki gelenlerin çoğuna zaten konsantre olamadığınız için o da gidecek. Yani neymiş? Yanlış yaptınız o artık geride kaldı. Dönüp arkaya bakmıyorsunuz. O gitti. Onu artık düzeltme imkanın yok. Düşünmeyeceksin. Sen önüne bakacaksın. O gitti. Önünde gelen sorular çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar, ritim tekrar var. Sen o bir tane yanlışa odaklanırsan onlar da yanlış olacak. Yanlış verdim evet olabilir. Derin nefes al bir rahatla tekrar konsantre ol devam et. Moral bozmak yok. Bunu da cebe aldık. Bir diğeri genelde eğitim fakültelerinde ikinci aşamada olur bu çalma söyleme kısımları. Konservatuarlarda da oluyor. İlk aşamada olabiliyor. Okuldan okula değişiyor. Çalma söyleme örneğin giriniz keman çalıyorsunuz ya da piyano ya da bağlama ya da gitar herhangi bir enstrüman çalıyorsunuz. Ya da şarkı söylüyorsunuz konservatuvarda şan bölümüne girdiniz. Ee, jüri size dedi ki tamam yeterli kesebilirsin çık. Ya da tamam bunu bitirdin artık enstrümanına geç. Eğitim fakültesinde mesela hem çalıyorsun hem söylüyorsun. Şarkını söyledin. Söylerken yarıda kesi, Tamam yeterli teşekkür ederiz enstrümanına geçebilirsin dedi. Kesinlikle moral bozmuyorsunuz. Acaba ben kötü söylediğim için mi kesti? Yanlış söylediğim için mi kesti? Hayır zaman olmadığı için kesti. Senden sonra çünkü yüzlerce kişi girecek. O hoca da bir an önce sınavı bitirip eve gitmeyi düşünüyor. Zamanları yok. Zaman kısıtlı. İşte ondan bahsediyorum. O kısıtlı zamanda tam konsantre olun. Siz şunu düşünün. Aa tamam kendinizden eminsiniz çünkü. Ben doğru söyledim. Ama zamanları olmadığı için kestiler. Şimdi enstrümanıma geçiyorum. Onu da iyi çalacağım. Ama siz tam tersi ya ben kötü söyledim kesin kötü söyledim. Onun için beni yarıda kestiler diye başlarsanız enstrümanınızı da kötü çalacaksınız. Sakın bu moda girmeyin. Yani sınav hazırlığından sınavın bitiş anına kadar kesinlikle moral olarak kendinizi çökertmeyin. Çalışmalarınızda da en çok hata neyde yapıyorsunuz? Ona daha çok çalışın. Kendinizi sınava hazırlık aşamasında olabildiğince zorlayın. Ezgi tekrarında, ritim tekrarında 3 seste, 4 seste, 2 seste zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Yapamadığınız aralıkları daha çok çalışın. Çünkü kolay olanı herkes yapıyor. Siz yapılamayanı yaparak bir yöne geçeceksiniz. Bunu da kesinlikle unutmayın. Benim deneyimlerimden ve öğrencilerimden gördüklerim bunlar. Size aktaracaklarım. Sizlerin de söyleyecekleri varsa benim gözümden kaçan olabilir, unuttuklarım olabilir. Lütfen aşağı yorum olarak yazın. Önerileriniz olabilir. Aşağıya yazın ki benim söylemeyi unuttuğum şeyler varsa ya da gözümden kaçan yanlış bilgi verdiğim şeyler varsa aşağıya doğru olan yorumu yazın ya da gözümden kaçanları unuttuklarımı yazın. Video izleyen diğer arkadaşlar o yorumlarda doğru olanı ya da benim söylemediğim kısımları da görsünler, bilgilensinler. Ee, bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Aklıma geldikçe sizlere bu tarz bilgilendirmeler yapacağım çünkü bazen unutabiliyorum. Bu tarz içerik yapmayı şöyle düşünürken aklıma geldi. Ya ben de girdim, böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bana bu önerilerde bulunan kişi olsaydı çok iyi olurdu diye söyledim. Tabii ki hocalarım vardı ama. Böyle bir mecra yok. da daha çok kişiye ulaşacağım bir mecra yoktu. Onun için sizi bu konularda da bilgilendirmek istedim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için. Bu tarz içerikleri de kaçırmamanız için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Siz de kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar, sınava girecek herkese başarılar.